Burada türevlerini almak istediğimiz iki farklı ifade var. Bu noktada videoyu durdurmanızı ve soldaki ifadenin türevini bulmak için nasıl yaklaştığınızı ve bunun sağdaki ifadenin türevini almak için olan yaklaşımınızdan farklı mı yoksa aynı mı olacağını düşünmenizi istiyorum. Buradaki amaç türevleri sonuna kadar hesaplamak değil, sadece hangi türev alma kuralını uygulamaya nasıl karar verdiğimizi düşünmek. Önce soldaki bu ifadeyle başlayalım. Bunlar gibi karmaşık ifadelere bakarken önemli olan ifadenin bütününe, yapısına bakmak. Yani ifadenin içindeki detaylara bakmak yerine ifadeye dışarıdan şöyle bir bakmamız gerekir. Eğer buradaki ifadeye dışarıdan bakarsak bir şeyin sinüsü olduğunu görebiliriz. Yani burada bir şeyin sinüsü alınmış. Bu bir şeyi şöyle kırmızı ya da pembe. Evet pembe yuvarlak içine alalım. Sinüs bilmem ne. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Dışarıdan baktığımda diyorum ki ifadenin bütününde bir şeyin sinüsünü alıyorum. Yani eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysanız bu durum zincir kuralını uygulamanız için iyi bir işaret. Bunu şöyle yazalım. Evet şimdi bu durumda zincir kuralını uygulamak isteriz. ZK evet zincir kuralı. Peki bunu nasıl uygularız? Dışarıdaki ifadenin yani sinüs bilmem nenin içerideki ifadeye göre yani bilmem bilmem neye göre türevini alırız. İçerideki ifadenin yani bilmemnenin x'e göre türevi ile de çarparız. Şimdi bunu düşündüğüm şekilde yazmaya çalışacağım. Bu bilmem neye göre türev ifadesi. Evet bilmem neyi şöyle pembe ile gösterelim ki bütün ifadeyi yazmak zorunda kalmayalım. Bu ise Sinüs bilmem ne. Evet bilmem neyin sinüsü. Henüz bu bilmem nenin ne olduğunu düşünmüyoruz bile. Çarpı çarpı x'e göre bu bilmem neyin türevi. Evet bu sadece zincir kuralının uygulama şekli. Bu pembe yuvarlağın içinde ne olursa olsun ister kareköklü ister logaritmalı ifadeler ne olursa olsun bu adıma geçmiş olurduk. Sinüs bilmem nenin bilmem neye göre türevi çarpı bilmem neyin x'e göre türevi. Peki bunu bulmak isteseydik ne yapardık? Bu ilk kısmı turuncu ile göstereyim. Şimdi ilk kısım kosinüs içinde x kare artı 5 çarpı kosinüs x olurdu. Bu yazdığımız yukarıda yuvarlak içine aldığımız ifade. Şöyle kosinüsün de parantezini kapatalım. Sonra da çarpı bu şeyin x'e göre türevi. Çarpı x'e göre bu şeyin türevi. x kare artı 5 çarpı kosinüs x ve yine köşeli parantezini parantezimizi kapatalım. Bu şekilde bırakırsak türev almayı bitirmiş olmayız çünkü daha almamız gereken türevler var. Evet şimdi ise buradaki ifadenin bütününe bakıp ne olduğunu anlamaya çalışalım. Burada iki ifadenin çarpımını görüyoruz öyle değil mi? Az önceki gibi burada büyük bir tane ifade yok. Bir şeyin sinüsü ya da kosinüsü ya da üstel şekilde yazılmış bir ifade görmüyoruz burada. Onun yerine iki ifadenin çarpımı var. Bunu bununla çarpıyoruz. Eğer iki ifadenin çarpımı şeklinde bir şey görüyorsak o halde bu durum burada çarpım kuralını kullanmamız için büyük bir ip ucu vermiş oluyor. Evet çarpım kuralı CK ile gösterelim. Şimdi bunu devam ettirip hesaplayabilirdik hatta bunu yapmanızı şiddetle öneriyorum ama ben sadece hangi kuralı ne zaman uygulamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. O halde şimdi bir de diğer örneğe bakalım. Bu ilk örneğin ilk adımında değil de aşağıda uyguladığımız adıma daha çok benziyor öyle değil mi? Burada bir sürü şeyin sinüsünü veya üssünü almıyoruz. Burada sadece az önce burada gördüğümüz gibi iki ifadenin çarpımı var. Bu ifade ile bu ifadeyi çarpıyoruz. Dolayısıyla diyorum ki burada iki ifadenin çarpımı var. O zaman çarpım kuralını kullanmam gerek. Eğer iki ifadenin çarpımı varsa çarpım kuralını kullanabilirim öyle değil mi? Eğer bir ifade başka bir ifadeye bölünmüş olsaydı o zaman da bölüm kuralını kullanırdım ama bu durumda çarpım kuralını kullanmam gerek. x'e göre İlk ifadenin türevi onu şöyle turuncu yuvarlak ile göstereyim çarpı ikinci ifade onu da mavi yuvarlak ile göstereyim artı türevini almadan ilk ifade evet ilk ifade çarpı x'e göre ikinci ifadenin türevi. Bu sadece çarpım kuralının uygulaması. Turuncu yuvarlak gördüğünüz yere sinüs x kare artı 5 yazabilirsiniz. Mavi yuvarlak gördüğünüz yere de kosinüs x yazabilirsiniz. Buradaki amacımız bunları hesaplamak değil. Sizlere bu ifadelerin genel yapısını nasıl tanıyabileceğinizi göstermek. Yani ilk zincir kuralını kullanıp sonra mı çarpım kuralını kullanmam gerek? Veya daha buradaki durumdaki gibi önce çarpım kuralını mı uygulamam gerek gibi soruları düşünmenizi sağlamaya çalışıyorum. Burada çarpım kuralını uygulayınca bitmiş olmayacak. Buradaki türev ifadesini hesaplamak için zincir kuralını da uygulamanız gerekecek ve alınacak türev kalmayana kadar da bu şekilde devam edeceksiniz. Edeceksiniz değil mi?